CS 5.5 ile birlikte artık desteklenen formatların sayısı arttı. Premiere Pro için de aynı şey geçerli. Bu formatlardan bir tanesi de RMD, Red RMD, R3D formatlarından bir tanesi. Yani dijital video formatlarından bir tanesi de artık destekleniyor. Burada bir örnek video var. Bu video formatı RMD formatı. R3D. Şuraya gelip footage bölümünde orijinal dokümana Interpret Main özelliğiyle direkt dokümanı şuradan More Options özelliğiyle açabiliriz. Şu an R3D Source Settings özelliklerinden bütün ışık renklerini ve tonlamalarını değiştirebiliriz. Şöyle mesela Curves özelliğiyle kırmızı değerlerle oynayayım veya Lung değeriyle şöyle birazcık açabilirim veya karartabilirim, iyice karanlık hale getirebilirim tepeden. Curves'ını arttırabilirim. Şöyle içeri doğru iyice karartabilirim. Beyaz zengini ayarlayabilirim. Exposure değerini arttırabilirim. Veya azaltabilirim. İyice karartabilirim. Hepsini yapabilirim. İyice açıyorum. OK tıkladım. Tekrar OK tıkladığım anda burada görüntü artık bu tonda çalışıyor. Yine gelip Red Footage Original bölümünde beğenmediysem eğer bu formatı Interpret Main More Options Hemen gelip açıp şöyle terse dönüştürebilirim. Gidişatı. Şöyle exposure değerinde birazcık daha kısayım. Şöyle biraz daha toz bulutu duman birazcık daha karışık bir efekt. Görüldüğü gibi direkt efekt tonu uygulanmış oldu.